Soft fork ve hard fork nedir? Fork çatallama kısaca kripto dünyasının güncelleme işlemi olarak açıklanabilir. Bir kripto paranın performansı düştüğünde, iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunda veya bir güvenlik açığı söz konusu olduğunda gerçekleştirilebilir. İki tür fork işlemi vardır. Soft fork ve hard fork her iki işlemde blockchain'in protokolünü değişime uğratır. Protokolle kast edilen şey ise tüm kullanıcıların tabi olduğu koşullardır. Bu koşullar, madencilerin gerçekleştirdikleri madencilik işlemlerinden ne kadar ödül olacakları veya bir bloğun ne kadar büyüklükte olacağı olabilir. Fork işlemi sonunda izlenmek istenen yola göre yeni bir kripto para ortaya çıkabilir. Soft Fork nedir? Soft Fork, Blockchain'in protokolünde gerçekleşen değişikliğin geçmişe uyumlu olma anlamına gelir. Soft fork işlemi gerçekleştirildiğinde blockchain iki çatala bölünür. Fork işlemi öncesinde var olan eski blockchain'e yeni protokol kuralları eski protokol kurallarıyla uyumlu olduğu için yeni bloklar eklenebilir. Hard fork nedir? Hard fork işleminde ise yapılan değişiklik önceki protokolle uyumlu değildir. Dolayısıyla soft fork işleminde olduğu gibi blockchain'e yeni bloklar eklenemez. Yani eski blockchain üzerine daha fazla işlem gerçekleştirilemez. Hard fork işlemi ile protokol değişikliği yapılabilir ya da tamamen farklı bir protokol ortaya çıkarılabilir. Her iki durumda da önceki blockchain ağıyla bağlantı koparılmış ve yeni blok ekleme işlemi durdurulmuş olur. Bir blockchain üzerinde gerçekleştirilen hard fork işlemi planlı veya anlaşmazlık kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Planlı hard fork işleminde yazılım belirlenen değişikliklerle güncellenir ve eski yazılım tümüyle geride bırakılır. Ancak güncelleme konusunda anlaşmazlıklar varsa Protokol birbirinden tamamen farklı olan iki blockchain'e ayrılır. Diğer bir deyişle elimizde iki adet kripto para olur. Kullanıcılar hangi blockchain ağında kalmak istiyorlarsa o ağda kalmaya ve kullanmaya devam eder. Kripto paralar hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer videolarımızı izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.